Evet, bu üçüncü dersimizde de önceki iki derste gördüğümüz şeyleri bir araya getirme amaçlı işleyelim. Mesela ikinci derste işte kaymaları, ötelemeleri, yansımaları, belli katsayılarla çarpmayı vesaire gördük. İlk derste ve ikinci derste. Şimdi bunların hepsini bir arada kullanarak bir takım grafikleri çizmeye çalışalım. Fonksiyonların grafiklerini çizmeye çalışalım. Şöyle olsun mesela örneğimiz. Y eşittir eksi mutlak değer x eksi 3 artı bir. Evet, kitap olarak size uygun gelen herhangi bir kitabı kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Yani aynı konuları işleyen farklı kitaplara da bakabilirsiniz. Genel matematik, kalkülüs fark etmez. Yani sonuçta her yerde aynı olacak konular. Dolayısıyla istediğiniz kaynağa bakabilirsiniz çalışırken. Şimdi bu fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi burada öncelikle mutlak değer var. Mutlak değer kullanarak önce y eşittir mutlak değer x ile başlayalım. Y eşittir mutlak değer x böyle bir şey değil mi? Bu mutlak değer x'in grafiği. Şimdi y eşittir mutlak değer x eksi 3'ü çizmeye çalışalım. O zaman nedir? 3 birim sola ötelenecek. 1, 2, 3 desek şurası nedir? Y eşittir mutlak değer x'i 3 birim ötelediğimde fonksiyonun grafiği şöyle bir şey olacak. Nedir? Bu x eksi 3'ün grafiği. Ama önünde dikkat ederseniz eksi var. Eksi dediğim için ne olacak? X eksenine göre yansıma olacak. Yani y eşittir eksi x eksi 3 dediğimizde y eşittir yani x eksenine göre yansıması olacak bu fonksiyonun grafiği bir öncekinin. Ve son olarak da nedir? Y eşittir eksi mutlak değer x eksi 3 artı 1 dersek bir birim yukarı ötelenecek. Yani şurası diyelim ki 1 y ekseninde şöyle nedir? Fonksiyonun grafiği bir birim yukarı ötelenmiş olacak. Şöyle bir şey yani. Şurası 3 virgül bir noktası olmak üzere tepesi burada olan bir grafik. Yani az önceki adımları görmeden asıl çizdiğimiz fonksiyonun grafiği şöyle bir şey olacak. Şurası 1, 2, 3. Şurası 1. Demek ki y eşittir eksi x eksi 3'ün mutlak değeri artı 1'in grafiği böyle bir şeymiş. Şimdi yani başka örneklerde verilebilir. Ama fonksiyon direkt şöyle mesela doğrudan fx eşittir eksi x kare artı 8x eksi 8 fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Gibi olsaydı. Bu diğerlerinden farklı görünüyor değil mi? Doğrudan müdahale etmek şu an için pek mümkün değil. Ama bir takım ufak tefek oynamalarla bunu da düzenlemek mümkün. Nedir? Hemen böyle kuralın üzerine çullanmayalım da biraz düzenleme yapalım şu kuralda. Eksi x kare eksi 8x artı 8 diyelim mesela. Eksi parantezini aldım. Sonra nedir? Şu x kare eksi 8x kısmı. Yani yapabileceğim bir şey yok. Orası öyle sabit. Dolayısıyla onu tam kareye tamamlamaya çalışayım. Nasıl olur bu? X kare eksi 8x artı 16 bir tam karedir. Yani x eksi 4'ün parantez karesidir. O zaman şurası 16 olmalıydı. Yani 8 ekleyip çıkartayım. 8 ekleyip çıkartırsam şuna dönüşecek. X kare eksi 8x artı 8 artı 8 eksi 8 diyeyim. Sonuçta aynı şeyi ekleyip çıkarttığım için değişen bir şey olmadı. Eksi x kare eksi 8x artı 16 artı 8 oldu ama bu. Yani şuraya bakarsak bu eksi x eksi 4'ün karesidir. Artı 8'dir. Dolayısıyla artık az önce yaptıklarımıza benzer tanıdık formda bir şeye ulaştık. Yani aslında bizden istenen fx eşittir eksi x eksi 4'ün karesi artı 8'i çizmekmiş fonksiyonun grafiği olarak. Yani x kare fonksiyon. 8 değil. Şimdi şurada eksiydi ya. Şu parantezin önünde de gördüğümüz gibi eksi var. Bunu parantez dışına alırken nedir? Bu eksi onu çarparak artı 8 oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla artı 8 yani. Parantezin dışına artı 8 çıkıyor. Grafiği çizeceğiz. Şimdi şöyle x, y diyelim. Mesela y eşittir x kare fonksiyonunun grafiği yine böyle bir şey. Değil mi? Bu y eşittir x kare. X eksi 4'ün karesi dediğinde nedir? 4 birim yine sağa kaymış olacak. Şöyle 1, 2, 3, 4 dersem x kare 4 birim yana kaydırdık. Ne oldu? İşte y eşittir x eksi 4'ün karesi oldu bu. Sonra önünde eksi var. Önünde eksi olduğu için nedir? Y eşittir x'e göre yansıması var. Yani şöyle bu da ne olacak? Y eşittir eksi x eksi 4'ün karesi ve son olarak da nedir? Burada bir artı 8 var. Dolayısıyla fonksiyonun grafiği 8 birim yukarı ötelenecek. Onu en son adım olarak yanda şöyle çizeyim. Ayrı bir düzlemde çizeyim. Yani burası diyelim ki 4. Burası da diyelim ki 8. O zaman nedir? Biz şurada bu yeşille çizdiğimiz grafiği 8 birim yukarı ötelersek şöyle bir şeyler çıkacak. Nerede kesiyor acaba? X'e 0 verdiğinizde negatif bir şeyler çıkıyor. Dolayısıyla şöyle bir şeyler olmalı. Şunun gibi bir şey. Yani şimdi ölçek farklı olduğu için burada görüyorsunuz 4 bu kadar. Sağda biraz daha az. Yani biraz şey olmuş gibi görünmüşse de aynı şey aslında. Daralmış gibi görünse de aynısı. Bir örnek daha yapalım isterseniz buna benzer. Bu sefer de şöyle olsun. Fx eşittir eksi 3x kare eksi 6x eksi 4. Bir geri dönelim isterseniz buna başlamadan önce. Nedir? Bu fonksiyonun tanım ve görüntü kümesinden de bahsedelim. Fonksiyonun tanım kümesi, bu f fonksiyonunun tanım kümesi ne olacaktır? Yine bütün gerçel sayılar bu fonksiyon için tanım kümesi olur. Görüntü kümesi olarak da dikkat ederseniz 8'den büyük değer almıyor bu fonksiyon. 8'den küçük eşit tüm değerler nedir? Devam ediyor bu şekilde. Dolayısıyla şöyle şunu silelim. Eksi sonsuz 8 kapalı aralığı bu fonksiyonun görüntü kümesi oluyor. Tamam. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu örneğe geçelim. Burada da benzer bir şey var aslında. Yine nedir? Derleyip toplayıp bu ötelemeler, kaymalar, belli sayılarla çarpma halinde bildiğimiz fonksiyonlar cinsinden ifade etsek bizim için yapılabilir hale gelecek. Şimdi ne yapalım? Öncelikle eksi 3 parantezinde diyeceğim. Eksi 3 parantezinde x kare artı 2 şu kısmını aldım. Eksi 4. Eksi 4'ü dışarıda bırakayım şimdi. Neyse şimdi o önemli değil. X kare artı 2x. Evet doğru düzelttim. Şimdi x kare artı 2x. Bunu tam kare yapmak için 1 ekleyip çıkartmamız gerekiyor değil mi? Eksi 3 x kare artı 2x artı 1 eksi 1 diyeyim. Şimdi şu kısmı istediğim gibi yani eksi 3 x artı 1'in karesi. Şu eksi 1'i de parantezin dışına alırsam eksi 1 çarpı eksi 3 artı 3 olacak. Dolayısıyla burası da eksi 1 olacak yani. O zaman bizim artık bunun grafiğini çizebileceğimizi görüyoruz. Nedir? X kareden yine başladığımda y eşittir x kare ile yine başlayayım. Şöyle. Sonra nedir? X artı 1'in karesi diyor. Dolayısıyla bu sefer bir birim sola öteleyeceğiz. Eksi 1'e kayıyor tepesi çünkü. Şöyle. Eksi 1. Bu nedir? Bu y eşittir x artı 1'in karesidir. Şimdi iki adımda yapmak mümkün. Önünde eksi 3 çarpı var ya. Eksi 3, yani önce 3'ü çarpıp sonra onun yansımasını alabiliriz. Ya da tek seferde de yapabiliriz ama eksi x ile başlayalım önce. Ya da 3x ile, yani 3 ile çarptığımızı düşünelim. 3 ile çarptığımızda nasıl oluyor? Birazcık daralıyor burası değil mi? Şöyle sündürülmüş oluyor. Çünkü 3 ile çarpıldığı için değerler daha hızlı büyüyor. Dolayısıyla bu yeşille çizdiğim y eşittir X 3 çarpı x artı 1'in karesi. Şimdi bir de eksiyle çarparsam bu sefer nedir? Onun olacak. Y eşittir x eksenine göre yansıması olacak. Tabii burası kubbe şöyle düzgün. Yani bu y eşittir eksi 3 çarpı x artı 1'in karesi oluyor. Ve son olarak artık yanda ayrıca çizeyim onu. Hatta şöyle çizsem de olur. Biraz bu tarafa alayım. Biraz da şöyle alayım. Biraz garip bir eksen oldu ama bu tarafta olduğu için işimiz 4. bölgede nedir? Bu grafiğin mavinin yani bir birim aşağı ötelenmişi. Dolayısıyla şurası işte eksi 1 olacak. Yani burası eksi 1. Şurası eksi 1 ise burada eksi 1 eksi 1'e kayıyor tepesi. Ve tabii x eşittir 0 derseniz eksi 4'te şeyi kesecek. Şuralarda bir yerde yani eksi 4'te bir kolu kesecek. Yani şöyle bir şey. Bu fonksiyonda grafiği bu şekildeymiş. Yani y eşittir eksi 3 x artı 1'in karesi eksi 1. Ne oldu? Bir birim sola öteledik. Eksi 3 ile çarpınca kollar biraz daraldı. İşte şeye döndü, aşağı döndü ve eksi 1 deyince bir birim de aşağı ötelendi. Bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Ve dikkat ederseniz hem bu örnekte hem bu örnekte benzer formda iki fonksiyon inceledik örnek olarak. Ama mutlak değer ya da diğerleri için de yapmak mümkün. Yani x küp için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Mutlak değer x için de x üzeri 1 bölü 3 karekök x, yani hepsi için aynı şey. Sadece biçimsel olarak grafiğin şekli birazcık değişecek. Burada son olarak şeyi söyleyelim. Yine bu fonksiyonda nedir? R'de tanımlı bir fonksiyondur. Yani x yerine her şey yazılabilir. Bütün gerçel sayıları yazabiliriz. Ama görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi eksi sonsuz eksi 1 olacaktır. Yani eksi 1'den küçük değerler alıyor gördüğünüz gibi. Şurada eksi 1'den küçük değerler aldığını görüyoruz. Yani aslında genel olarak şöyle karakterize etmek mümkün. A, B ve C gerçel sayılar. A sıfırdan farklı olmak üzere genelde Fx eşittir Ax kare artı Bx artı C fonksiyonunun grafiği paraboldür. Bunu söylememiz mümkün. Dolayısıyla önceki örneklere bakacak olursak gerçekten burada gördüğünüz gibi eksi x kare artı 8x eksi 8 aslında x karenin çeşitli hareketlerle değiştirilmiş haliydi. Sonra yine işte bu örnekte de eksi 3x kare eksi 6x eksi 4'te yine aynı şekilde grafik olarak parabolün grafiğiydi. Bunlar bize her zaman bir parabol belirtiyor. Peki bu parabolü biraz daha nedir? Net olarak, yani sayısal olarak bazı şeyleri hesaplayabilir miyiz? Tabii ki sonuçta ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde, sıfırdan farklı olsun, nedir? x1 2 eşittir eksi b artı eksi kök b kare eksi 4ac bölü 2a, tabi burada b kare eksi 4AC'nin nedir? Sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Bu şu ikinci dereceden denklemin köklerini veriyor bize. Bu grafikte ne anlama geliyor? Grafikte kökler nedir? Burada yerine yazdığınızda sağlayan x değerleridir. Ve fx'in sıfır olması demek fonksiyonun grafiğinin y'sinin sıfır olması. Yani x eksenini kestiği nokta demek. Dolayısıyla bu şekilde doğrudan nedir? Ax kare artı bx artı c fonksiyonunun, yani şu fonksiyonun kollarının x eksenini nerede kestiğini kökler yardımıyla şu ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri yardımıyla doğrudan bulabiliriz. Yani x1 burasıdır mesela, x2 burasıdır. Eğer kökler pozitifse o zaman parabolün grafiği şöyle bir şeydir diyebilirsiniz. Mesela yine şeye bakalım. Şöyle güzel sonuç veren bir şeyler varsa öyle bir örneğe bakalım. Mesela örnek üzerinden de gitmek mümkün aslında. Şöyle nasıl? Elimizdeki örneklerden yapalım. Şu mesela eksi 8x kare artı 8x eksi 8. Güzel yerlerde kesiyor mu acaba? Bakalım. Fx eşittir eksi x kare artı 8x eksi 8. Doğru mu yaptım? Artı 8x eksi 8. Evet, doğru. Şimdi nedir? Eksi x kare artı 8x eksi 8 eşittir 0 denklemini düşünelim. Dolayısıyla burada diskriminantımız nedir? B kare eksi 4AC'den burada B'miz 8, A'mız eksi 1, C'miz eksi 8. Ve nedir? 64 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 8. Yani 64 eksi 32'den 32 oluyor. O zaman pozitif olduğu için güzel. Köklerimiz şu şekilde yani. X1, 2, eksi B artı eksi kök 32 bölü 2A'dan eksi 2 oluyor. Yani eksi 8 bölü eksi 2 4 artı eksi şimdi kök 32 2 çarpı 16 4 kök 2 bölü 2 dersek bölüyoruz da 2 kök 2 oluyor. 2 kök 2. Çok tam değerde çıkmadı ama yani kestiği noktalardan biri neymiş? 4 eksi 2 kök 2. Bu nedir? Yine pozitif bir şey. X2 eşittir 4 artı 2 kök 2'ymiş. X eksenini kestiği noktalar. Gidip örneğe bakacak olursak. Evet. Yani burada şurası. Şurası aslında yani ekseni kestiği yer 4 eksi 2 kök 2'ymiş. Burayı kestiği yerde 4 artı 2 kök 2'ymiş diğer kestiği yer. Mesela şunun için aslında ne olduğu biraz görülüyor. Bunun için ayrıca hesaplarsak eksi 3x kare eksi 6x eksi 4 eksi 3x kare eksi 6x eksi 4. Bakayım doğru mu? Eksi 3x kare eksi 6x eksi 4. Doğru yazmışım. Şimdi bunun x eksenini kestiği yerleri hesaplamak istiyorsam nedir? Eksi 3x kare eksi 6x eksi 4 eşittir 0 denkleminde. Diskriminanta bakarsanız şu A, bu B, bu C, B kare eksi 4 A C. Buradan nedir? 36 eksi 4 kere 4 16, 16 çarpı 3 48. Gördüğünüz gibi eksi 12 negatif çıkıyor. Bu ne demek? Kök yok demek. Kök yok ne demek? Bu parabolün kolları x eksenini kesmiyor demek. Ve gerçekten dönüp örneğe bakarsak bizim çizdiğimiz grafikte de gördüğünüz gibi burada nedir? X eksenini kesmiyor. Çünkü daha aşağıda bu grafik. Dolayısıyla nedir? Kök bulamıyoruz. Bir tane daha bir şeyler bulabilirsek bakalım. Fx eşittir eksi 2x kare artı -16x eksi 24. Böyle bir şey düzgün çıkıyor mu? Bakalım hemen. Eksi 2x kare artı 16x eksi 24 eşittir 0 dersem diskriminant şu a, bu b, bu c, b kare eksi 4 a c 24. Evet. Bu da 16'nın karesi 256 eksi 8 çarpı 24. Yani ...192 gibi bir şey çıktı. Doğru mu? 8 çarpı 24. Evet. 256 eksi 192 dersek de bu 64 çıkıyor. Güzel. Ha. Pozitif yani. Yine iki tane kök var demektir. Bu kökler x, 1, 2 ne olacaktır? Eksi b yani eksi 16 artı eksi kök 64 bölü 2a yani 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. Dolayısıyla 4 artı eksi 64 kaç çıkacak? 8 değil mi? 8 bölü 4 2 yani 4 x1 2 olacak 4 eksi 2'den x2 eşittir 6 olacak. Bu fonksiyonun ekseninin kestiği yani x eksenini kestiği noktalarda bu şekildeymiş. Hemen hızlıca aslında şeyi görebilirsiniz. Fx eşittir eksi 2 x eksi 4'ün karesi artı 8'dir bu. Ve bunun grafiği şöyle bir şey. Yani x kareyle başlıyoruz. 4 birim öteleniyor. Değil mi? 4'e. Sonra eksi 2 ile çarpıldığı için birazcık şey yapacak. Daralacak. Önünde 2 ile çarpıldığı için eksi 2 ile çarpınca da aşağı doğru yansıyacak. Dar olan. Şunu sileyim. Bu da nedir? Eksi 2 x eksi 4'ün karesi. Artı 8. Dolayısıyla son adımda da nedir? 8 birim yukarı ötelenecek. Yani şurası 8 ise şöyle şuradan şöyle bir şey olacak bunun grafiği. Dolayısıyla kestiği noktalardan bir tanesi yani şurası 2'ymiş. Burası da 6'ymış. Gördüğünüz gibi simetrik 4'e göre zaten. Ama grafikte edindiğimiz tek bilgi bu da değil böyle çizdiğimiz zaman. Başka ne var burada? Bir de bu parabolün tepe noktasının neresi olduğunu da görebiliyoruz. Şurada dikkat ederseniz böyle yazdığımızda 4,8 yani şu nokta 4,8 noktası bu parabolün tepe noktası oluyor ve kolları önünde eksi olduğu için yani şurada önünde x karenin eksi olduğu için kolları aşağı bakıyor. Dolayısıyla yani birçok bilgiyi burada görmemiz artık mümkün. Onun dışında bu fonksiyon nedir? Grafikten de görüleceği gibi f r'den nedir? Eksi sonsuz 8 aralığına tanımlı bir fonksiyondur. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, buraya kadar sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Aklınıza takılan. Tamam. Bu ders kayıtlarını daha sonra yükleyip linklerini e-posta olarak göndereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. YouTube'a yükleyeceğim bunları. Oradan genel, yani istediğiniz yerden seyredebilirsiniz. O zaman bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.